Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 2023'ün en önemli aylarından biri Mayıs başlıyor. Bakalım konu başlıklarında neler var? 5 Mayıs'ta Akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız. 15 Mayıs'ta Merkür retrosu sona eriyor. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcundaki yolculuğuna başlayacak. 19 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğacak ve 20 Mayıs'ta Mars Aslan burcuna geçecek. Şimdi detaylara bakalım. Akrep burcundaki ay tutulması 14 derece Akrep burcunda 5 Mayıs'ta meydana geliyor. 2023'ün ilk ay tutulması Mayıs ayını ve önümüzdeki birkaç ayı önemli ölçüde etkileyecek bir ay tutulması. Son 1,5-2 yıldır Boğa Akrep tutulmaları hayatımızda belirli alanlarda deneyimler getirdi, değişimler, dönüşümler getirdi. Sizin 11. evinizde olacak Akrep burcundaki ay tutulması. Bu genel itibariyle aslında biraz daha sizin projeleriniz, hedefleriniz, gelecekten beklentileriniz, sosyal hayatınız ve arkadaşlarınıza işaret eder. Tutulmalar duygusal olarak bizi etkileyebilir. Ve bir sonlanma, bir tamamlanma enerjisi vardır ama farkındalığımız da artırır. Yani sonuçta bu bir görevinizin bitmesi, bir projenin sonuçlanması, bir arkadaş ilişkinizin tamamlanması ya da bir grup faaliyetinin bitmesi gibi bir durum getirebilir hayatınıza. Uranüs'ün etkisi var. Merkür retro biraz geçmişle bağlantılı konuların olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda sürpriz, beklenmedik hızlı gelişmeleri de işaret ediyor. Geçmişten gelen bir arkadaş, yarım kalmış bir ilişki bir anda karşınıza çıkabilir. Biraz gönül ilişkilerinizde de stresler yaratabilir bu ay tutulması. Ama güzel sürprizler de getirebilir. Bunlar kişisel haritaya göre değişebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Aslan, Boğa, Akrep ya da Kova burçlarında 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa sizin için önemli ve etkili olabilir. Çocuklarla ilgili etkiler olabilir. Çocuklarla ilgili sürprizler, hayatınızda heyecan yaratacak durumlar olabilir. Ve para. Aslında Akrep Boğa aksı para ve finans konularında da hızlı gelişmeler yaratabiliyor. Yani bu sizin yapmış olduğunuz bir yatırımınla ilgili sonuçlar veya işte piyasalarla ilgili olabilecek etkiler ve size bireysel tesirleri olabilir. Çok risk almamak lazım tabii ki. Uranüs'ün oradaki tesiri, yani beklenmedik bazı gelişmelerin, yön değişimlerin olabileceğini de işaret etmekte. 15 Mayıs'ta Merkür Boğa burcunda ileri harekete dönecek. Aslında önemli kararları 15 Mayıs'a kadar vermemek lazım. Her ne kadar bu tutulma bize biraz baskı yapsa da sakin kalmak, izlemek gerekiyor. 15 Mayıs'tan itibaren her konuda ilişkilerimiz olsun, aşk hayatı veya para konularındaki kararlarımız daha bir gerçekçi olabilir, daha doğru olabilir. 15 Mayıs'tan sonra zaten Merkür güzel bir destek vermeye başlayacak size. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir sürece gireceksiniz. Ve 16 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcundan ayrılıp Boğa burcundaki yolculuğuna başlayacak. Bu güzel haber sevgili oğlaklar. Jüpiter bir yıl kalacak Boğa burcunda 2024 yılı 25 Mayıs'ına kadar. Jüpiter Boğa burcunda olmayı sever aslında. Yani oldukça bereketli olduğu bir alan ve hangi burçtaysa ve sizin haritanızda hangi evdeyse orada size büyüme ve gelişme fırsatları verir. Maddi manevi şanslar verir. Beşinci evinizde ilerleyecek. Ve burası zaten mutluluk ve keyifle ilgili şans evi ve Jüpiter gibi bir gezegen 16 Mayıs'tan itibaren size güzel şanslar vermeye başlıyor. En son 2011 yılı Haziran'ı ile 2012 Haziran'ında Jüpiter Boğa burcundaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Mesela aşık olabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz daha keyifli hale gelebilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınız varsa belki ikinci ya da üçüncü çocuğunuz olabilir. Çocuklarınızın okula başlaması, çocuklarınızın evlenmesi, ne bileyim torun sahibi olmanız gibi yine güzel büyüm, yani burada mutluluk verici gelişmeler olabilir. Parasal kazançlarınızda daha şanslı olduğunuz için, yani burada spekülatif yatırımlar olabilir ve benzeri alanlarda mesela Jüpiter'in büyütücü etkisiyle de karşılaşabilirsiniz. Ama tamamen kişisel haritanızdaki risklere de tabii ki dikkat etmek gerekiyor sevgili oğlaklar. 19 Mayıs'ta tam da bu alanda yeni ay doğacak. 28 derece Boğa yeni ayı. Yeni bir karar verme, yeni bir adım atma, yeni bir girişimde bulunma konusunda sizi destekliyor. Bu yeni ay aynı zamanda Nisan'daki Koç tutulmasının da tetiklendiği bir dönem. Mars tarafından tetiklenecek. Hızlı gelişmeler olabilir. Aile, yuva, ev, çocuk konularında özellikle önemli başlangıçların, yeni kapıların açılabileceği bir
dönem olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında, işte 25 ile 30 derece aralığında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için etkilerinin daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Sabit burçlarımız çünkü daha fazla etkileniyorlar. Ve 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'na geçecek, Yengeç Burcu'ndan ayrılacak. 20 Mayıs'a kadar Mars Yengeç Burcu'nda ilişki evinizde. Dolayısıyla ay genelinde aslında ilişkilerdeki dinamikleriniz hareketli. Yani eşinizle, partnerinizle zaman zaman bir şeyleri tartışmanız, zaman zaman şöyle bir mücadele içerisinde olmanız mümkün görünüyor. 7 Mayıs'tan itibaren Venüs'ün de yengeçli olması şartları daha bir yumuşatacaktır. Tabii ki ilişkileriniz canlanacak. Hem Venüs hem Mars ilişki evinizde. Burada daha fazla bir aksiyon var her türlü ikili ilişkinizde. Evet, zaman zaman çatışabilirsiniz ama Venüs orada barışma imkanı da getiriyor ya da ilişkinizde daha böyle bir tutkulu, daha mutlu olacağınız bir süreci de getirebilir. 20 Mayıs'tan itibaren Mars Aslan'a geçince enerjiniz daha çok finansal kaynaklarınızın paylaşımı, işte bunların harcanması, yatırımlar, işbirlikleri, daha çok ekonomiyle ilgili alanlara yönlenebilirsiniz. Harcamalarınız biraz artabilir. Kontrolü zorlaşabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu ay önemli açık kalıplarımız da oluşacak. 16 Mayıs'ta Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle beraber 16, 17, 18 Mayıs gibi Jüpiter Plüto karesi aktifleşecek. Zor bir açıdır. Kolektif alanda, aslında toplumsal alanda daha fazla etkilerini hissedebiliriz. Gücü elinde bulunduran kişi, yapı ve kurumların baskıları, özellikle ekonomik alanlardaki manipülatif durumlar, piyasalardaki dönüşümler konusunda. Jüpiter de Boğa'da olduğu için daha çok parayı işaret ediyor. Büyük paralar, yani burada önemli bir konu bu. Dönüşüm gibi baskı ve manipülatif durumlar olabilir. Bireysel anlamda da tabii ki az çok bunun etkilerini hissedebiliriz. 20 Mayıs'ta Mars'ın da Aslan'a geçişi bu açı kalıbını daha da fazla etkinleştirecek. Özellikle 0 ile 3 derece arasında sabit burçlarda ilk derecesi olanlar daha fazla etkilenebilir tabii ki. İşte Mars Plüto karşıtlığı 20 Mayıs, 21 Mayıs, Mars Jüpiter karesi 22 Mayıs, 23 Mayıs. Buralarda enerjinin kontrolü biraz zorlaşıyor. Spekülatif alanlarda Mars Aslan'da daha fazla burada hareket getirebilir. Daha fazla manipülatif durumlar oluşabilir. Toplumsal alanlarda stresin, huzursuzluğun artması, biraz şiddet, çatışma enerjilerinin artması, hatta doğa olaylarının bile belirli ölçüde tetiklenmesi mümkündür. Bireysel olarak çok etki almayabilirsiniz ama tabii ki genelde olan etkiler az çok bize de yansıyabilir sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Oğlak Burcu, Burçlar Kuşağı'nın 10. burcudur. Toprak elementinden öncü nitelikler taşır. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Oğlak burçları genellikle kararlı, ihtiraslı, hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışan kişilerdir. Yüksek idealleri vardır. Parayı sever, para kazanma konusunda da yeteneklidir. Çok iyi plan yapabilir. Oğlak burçları çok çalışkan ve dayanıklı kişilerdir. Yönetim yetenekleri de olduğundan genellikle başarılı olurlar. Yöneticileri Satürn onlara disiplin verir. Oğlak burçları geleneklere bağlı, tutucu, ailesine de bağlı kişilerdir. Sabırlı ve inatçıdırlar. Kendilerine yapılan kötülüğü unutmazlar. Bu kişi iyi bir eğitim almasa bile kendi çabasıyla yükselmeyi bilecektir. Oğlak burçları sadece güvenebilecekleri kişilerle arkadaş olurlar. Bu yüzden çoğu zaman çekingen gözükebilirler. Sevgi konusunda da biraz çekimser davranabilirler.